1299 yılına gelindiğinde Anadolu'da hüküm süren Selçuklu Devleti yıkılma süreci içindeydi. Bu yıllarda Osman Bey yakın arkadaşları ile birlikte Bilecik, Yarışar ve İnegöl'ü fethetti. 1301'de Yenişehir fethedildi. Osmanlı Beyliği 1299'da resmen kuruldu. Tarihçilerin bazıları beyliğin kuruluşunu 1301 kabul eder. Halim İnalcık'a göre ise beylik 1302'de gerçekleşen Koyunhisar Savaşı ile kurulmuştur. 1302'de Bizans İmparatorluğu kuvvetleri Osman Bey'i durdurmak için yola çıktı. Osman Bey, Bizans İmparatorluğu ile yaptığı ilk savaş olarak kabul edilen Koyunhisar Savaşı'nın kazananı oldu. 1326'da Osman Bey Bursa'yı kuşattı. Fakat kendisine rahatsızlanması üzerine kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Aynı yıl Bursa fethedildi ve başkent yapıldı. Döneminde kendi adına para bastırarak beyliği devlet haline getirdi. 1329'da 3. Andrikonos'un başında bulunduğu Bizans ordusu ile yaptığı Maltepe Savaşı'nı kazandı. 1301'de özür dilerim, 1331'de İznik'i, 1337'de İzmit'i topraklarına kattı. Ayrıca kendisinin döneminde devletin sınırları komşu Türk beyliklerinin toprakları yönünde de genişlemeye başladı. 1345'te Karesuoğulları Beyliği Osmanlı egemenliği altına girdi. Böylece Osmanlı hem beyliğin donanmasına yararlandı hem de Rumeli'ye geçiş için alınması gereken önemli bazı noktalara sahip oldu. 1352'de taht kavgalarıyla mücadele eden Bizans yöneticilerinden Kantakuzene isteği üzerine yardım kuvveti gönderen Orhan Bey, yardımın karşılığı olarak Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çimpe Kalesi'nin sahibi oldu. Çimpe Kalesi'ni ele geçirilmesiyle Osmanlı Devleti ilk Rumeli toprağını kazandı.